Sadakat kart uygulaması nasıl çalışır? Daha öncesinden belirtmiş olduğumuz sadakat kart için puan kampanya listesinden tanımlamalarımızı yaptıktan sonra mağaza satış ekranımıza gelerek mağazamıza gelen veya işletmemize gelen müşterimizin kart veya telefon numarasını alarak örneğin daha öncesinde tanımlamış olduğumuz sadakat kart numarasını ekrana girerek enter dediğimizde karşımıza sadık müşterimiz gelir. Sadık müşterimize satış işlemi yaparken ilgili vitrinimizi açar. Buradan sadık müşterimiz için bir satış işlemi gerçekleştiririz. Ve tahsilat aşamasına geldiğimizde müşterimiz ödemeyi nasıl tamamlayacak ise ilgili ödeme planını seçer, satış işlemini kaydederiz. Tanımlamış olduğumuz puan listesi sonrası yapılan ilk satışta sadık müşterimiz için biriken puanları görmek için yeni bir sekme açar ve mağazacılık modülüne gelerek puan hareket listesini çalıştırırız. Burada yapılan satış sonrası satmış olduğumuz ürünümüzün %10 kısmını sadık müşterimizin cariyesine artı tutar şeklinde belirlenmiştir. Daha sonrasında ise tekrardan mağazamıza gelen sadık müşterimiz için yeniden ilgili numarasını ekrana girdiğimizde bu sefer yapılacak satışta sadık müşterimizin puanını nasıl kullanacağımıza bakmak için yeni bir ürün satışı yaparken tahsilat aşamasına geldiğimizde yeni bir ekran belirtilecektir. Burada müşterimizin kullanılabilir puanı gözükmekte. Dilerse bu alışverişinde bu puanını kullanarak kalanını farklı bir ödeme planından tahsil edip işlemi tamamlayabilmekteyiz. Bu şekilde sadakat kart uygulamamızı çalıştırmış oluruz. Tekrardan puan hareket listesine gelerek listemizi yenilediğimizde sadık müşterimiz için ilgili puanını kullandığını görür ve yapılan ikinci satışta hak etmiş olduğu yeni puanı ile bir sonraki alışverişimize sadık müşterimizi bekler. Puan kampanya işlemlerini bu şekilde tamamlarız.